Merhaba değerli izleyiciler, Tercih Rehberi bu yılda TVNET ekranlarında başlıyor. Evet, geçtiğimiz yıldan bu yana yüksek öğrenim dünyasında çok şey değişti. Hayatımızda yeni teknolojiler var artık. Yapay zeka ülkemizin geliştirdiği ve dünyada nam saldığımız alanlar, örneğin savunma sanayi, örneğin sağlık alanı. Bu alanda yeni hangi bölümler açıldı? Şimdi bugün YKS sınavında sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Bu teknolojileri hayatımıza nasıl dahil edeceğiz ve daha birçok konu konuşacağız. Hem yüksek öğrenim dünyasının nabzını tutacağız bu yılda, hem de önemli öğrencilerin kendi kariyer hedeflerine uygun mesleğe nasıl giderler, nasıl tercih yapmalılar, hepsinin sorularının cevaplarını bugün de uzman konuğumuzla birlikte ekranlarınıza getireceğiz. Evet, önce sağlık diyoruz. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi bizimle. Türkiye'nin sağlık alanındaki en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Rektör hocamız Profesör Doktor Rümeyza Kazancıoğlu stüdyo konuğumuz, takdim ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Önce sağlık dedik çünkü ne kadar teknoloji konuşsak da, ne kadar diğer alanları konuşsak da sağlık olmadan olmuyor. Nitekim bütün dünya olarak bir pandemi geçmişimiz de var artık. Çok şey öğrendik, çok dersler çıkardık aslında. Sizler bunların, bu gelişmelerin nabzını tuttunuz. Üniversitenizde de bunlara bir nevi uyum sağladınız. Sağlık diyelim, üniversitenizin kuruluş felsefesiyle başlayalım. Sağlığın önemiyle başlayalım. Buyurun, söz sizde. Evet, sağlık olmadan hiçbir işlem devam etmiyor. Bahsettiniz, pandemi döneminde gerçekten gördük bunu. Eğitimde de sağlıklı olmak önem kazanıyor. Yerinde eğitim yapabilmek, uzaktan eğitim yapabilmek ya da zorlu anlarda karşılaştığımızda buna eğitimde uyum sağlayabilmek çok önemli. Biraz önce bahsettiniz, teknoloji olmazsa olmaz, yapay zeka diye bahsettiniz. Sağlık alanında da, eğitimde de yapay zeka artık hepimizin gündeminde. Öyle ki Yükseköğretim Kurumumuzun da bu konuyla alakalı yeni bölümler bu sene açtığını biliyoruz. Ama biz de fakültelerimizde yapay zeka kullanımı ile ilgili olarak öğrencilerimize eğitimimize başladık. Müfredatımızın içinde yapay zeka nedir, sağlıkta nasıl kullanılır, bir kişinin sağlığına dokunurken yapay zekadan nasıl yararlanılır, eğitimde yapay zekadan nasıl yararlanılır, büyük verileri nasıl analiz edeceğiz ve kendimize nasıl çıkarımlarda bulunacağız, bunları öğrencilerimize öğretmeye başladık. Tabii ki bunların sayısı, saati, çeşitliliği gün geçtikçe artacak. Çünkü her an teknolojide yenilikler oluyor. Bizler de bunları yakalamaya gayret ediyoruz. Evet, bunları hep birlikte yakalamaya, biz de sizinle birlikte bu dinamiklere uyum sağlamaya çalışıyoruz. Sağlık ve teknoloji birbirinden ayrı düşünülemeyen alanlar aslında. Sizin öğrencileriniz de tahmin ediyorum her iki alana da hakim olarak mezun olacaklar. Şimdi çok konu başlığımız var konuşacağımız ama şunu düşünelim mi? Öncelikle bazı öğrenciler var, ben sağlık tercihi yapacağım, bu bölümleri seçeceğim deyip zaten hedefi belli. Bazıları arada kalmışlar, farklı alternatif yolları düşünüyorlar ama özellikle sağlık alanına seçim yapacak olan öğrencilere sizin tavsiyelerinizi alalım. Hem kendiniz de sonuçta bir sağlık profesyonelisiniz. Sizin tavsiyelerinizi iletelim, buyurun. Evet, sağlık alanında kendini geliştirmek, kariyerini bu alanda ilerletmek isteyen arkadaşlarımızın gerçekten bu işe gönül vermiş olmasıyla başlayalım. Öyle tavsiyede bulunmayı tercih ediyoruz. Tabii bu arada YKS sonuçları açıklandı bugün, bahsettiğiniz açıklandı, evet. Gibi bugün. Umarım herkes arzu ettiği sonucu elde etmiştir ve eğer sağlık alanında çalışmayı düşünüyorlarsa o hedeflerine ulaşabilirler. Çalışmanın gerekli olduğunu, günceli her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yakalamanın önemli olduğunu bilmek gerekecek. Sonrasında mezun olduğunuzda insana değmek, insanın hayatına değmek, sağlığına değmek bir emek gerektiriyor. Bazen geceniz olmuyor, gündüzünüz olmuyor, tatiliniz olmuyor, ailenizden uzak kalmanız gerekebiliyor. Bunların hepsine hazırlıklı olmak gerekecek. Eğitim dönemi diğer fakültelerle kıyasladığınızda biraz daha zorlayıcı olabiliyor veya daha yoğun bir program oluyor diye söyleyelim, düzeltelim bunu. O dönemden sonra da ama eğitim de bitmiyor. Ömür boyu bir eğitime ihtiyaç var sağlık alanında. Çünkü gelişmeler her an oluyor ve dünya artık bu gelişmeleri çok yakın takip ediyor. Teknolojiyle, ulaşılabilirlikle dünyanın herhangi bir yerinde bugün bulunan bir molekülü siz de ertesi hafta kendi olanaklarınızla takip edebiliyorsunuz. Hastalarınızı uygulamanız gerekebiliyor. Bunların hepsini yapabilmek için enerjik, vazgeçmeden çalışılabilir olmak gerekiyor. Motive olmak gerekiyor galiba. Elbette. Aslında bu her meslek grubu için böyle. Gerçekten bu değişen dinamiklere her birimiz kendi meslek grubunda bir nevi adapte olmak zorunda kalıyor. Elbette. Çok diyelim ki çok tecrübeli mesleğinde, çok ilerlemiş kişiler dahi yerine göre yepyeni bir şeye oturup
robotik kodlamayı mesleğine dahil etmek zorunda kalabiliyor hepimizin aslında. Hepimizin için evet. Geçerli bu. Eğitim burada, öğrenme hiç bitmiyor. Hepimiz her dönemde yenilikleri takip etmek zorundayız. Çünkü hizmet ettiğimiz, sağlık hizmeti sunduğumuz toplumumuza en iyisini vermekle mükellefiz. En doğrusunu en iyi şekilde yapmak zorundayız. Evet, bir de biz ülkece mesleğimize böyle çoğu zaman adanmış insanlar oluyoruz. Örneğin daha çok sağlık alanında bunu görüyoruz. Askerlikte veya öğretmenlikte biraz daha sanki profesyonellikle birlikte gönüllülük de gerekiyor diye düşünüyorum. Elbette gerekiyor, ancak günümüzün şartları gereği o gönüllüğün üstünü profesyonellik, işin tanımına göre yapmak, güncele göre yapmak, teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak bir zorunluluk haline geldi. Aksi takdirde yarıştan kopabiliyorsunuz. Bu hizmet sektöründe de, araştırma sektöründe de. Eğer eğitmen olacaksanız, akademisyen olacaksanız o alanda da önemli. Evet, sağlık çok da muadili olmayan alanlardan, ihtiyaç duyulan alanlardan, modası trend hiçbir zaman geçmeyecek alanlardan. Öğrencilerimiz karar verecekler, artık yavaş yavaş başlayacaklar listelerini oluşturmaya bugünden itibaren. Sizin üniversitenizde, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde hangi lisans ve ön lisans programlarını tercih edebilirler? Sağlık temalı ilk üniversitelerden biriyiz. 4 tane fakültemiz var. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi ve sağlık bilimleri fakültemiz. Ki sağlık bilimleri fakültemizin altında da değişik bölümlerimiz var. Hemşirelik, fizyoterapi, odyoloji, beslenme diyetetik ve sağlık yönetimi olmak üzere. Bu bölümlerden tercih yapabilirler. Ön lisans bölümümüzde gene sağlık meslek yüksekokulumuz olarak var. Orada da 13 bölümümüzde değişik teknikerlikler olarak mevcut ve bunların arasından tercih yapabilir öğrenciler. Evet, teknolojiyi dedik ama uygulamayı da söylemeden sanki geçmemek gerekiyor. Sağlık sadece teoride kalmaması gereken bir alan. Özellikle öğrencilerin hem gerçek hastaya temas etmeleri veya manken üzerinde çalışabilmeleri çok çok değerli. Sizde peki uygulama yapmak için hangi imkanlar mevcut? Çok haklısınız. Gerçekten sadece teoriyle olan bir eğitim değil, aynı zamanda uygulamanın da önemli olduğu bir eğitim, sağlık eğitimi. Dolayısıyla kendi yerleşkemizin içinde bir hastanemiz olması, hastanemizin dışında sen polikliniklerimizin olması ve bir başka hastanemizin de Anadolu yakasında olması değişik kademedeki sağlık hizmetlerinin öğrenilmesi konusunda öğrencilerimize yardımcı olabiliyor. Üstelik de birinci sınıftan itibaren hepsi ister ön lisansta olsun, ister lisans programında olsun birbirleriyle de kaynaşarak hastane ortamında hastalara ulaşabiliyorlar. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi simüle hastalar dediğimiz rol yapan hastalarla da ilk eğitimlerini alıyorlar. Mankenler var, onların üzerinde uygulamalar yapabiliyorlar kendi laboratuvarlarında. OSKE dediğimiz detaylı eğitimlerin yapılabildiği, eğitimlerin değerlendirildiği, sınavların yapılabildiği laboratuvarlarda da öğrendiklerini test etmemiz mümkün olabiliyor. Evet, diyoruz ki hep yenilikler var. İşte bu yeniliklere uyum sağlıyoruz. Ama aslında bu yenilikleri de bir nevi üniversiteler çıkartıyor. Yani sizlerin laboratuvarlarında türüyor bu yapay zekalar, yeni bölümler, bu molekülleri hep sizlerden duyuyoruz aslında. Öğrenciler tercih yaparken oraya gideceğiz ve akademik bütün her şeyi öğreneceğiz diye düşünmesinler. Sürekli yeni şeyler de geliştirilmesi gerekiyor aslında. Ve buranın tam da üretim yuvası da üniversiteler. Buradan araştırma merkezlerine gelmek istiyorum. Sizde yeni şeyler hem akademisyenleriniz için de kendilerini geliştirmeleri için ve aslında amaç bir nevi de bilime de katkı olduğu için hangi çalışmaları yapabilirler veya bunun için hangi olanaklar, ortamlar mevcut sizde? Hem akademisyenlerim hem de tüm öğrencilerim için çok değişik araştırma yapabilecekleri laboratuvarlarımız var. Bu ana kampüsümüzdeki hayvan laboratuvarından tutun, Beykoz'daki yaşam bilimleri ve biyoteknoloji laboratuvarındaki değişik ileri düzeyde laboratuvarlar olmak üzere. Hepsi yararlanabiliyor. Üstelik özellikle tıp fakültesinde Johns Hopkins işbirliğimizle geliştirdiğimiz bilimsel araştırma modülü dediğimiz modülde tüm öğrencilerimiz son 8 senedir bir araştırma projesi geliştirip 1,5 sene içinde bunu tamamlayarak bir projeyi tamamlamış olarak mezun oluyorlar. Hatta bir ileri aşamaya da götürerek bunu bir yayın yaparak bilimsel dünyaya da katkı sağlıyorlar. Buna örnek alan diş hekimliği de bunu
programına ilave etti. Bir bilimsellik komitesi artık diş hekimliğinde de var. Eczacılık fakültemizdeki öğrencilerimiz son 5. sınıfa geldiğinde onlar da bir tez hazırlayarak sunumu yapıyorlar. Diğer yandan sağlık bilimlerine baktığımızda da oradaki öğrencilerimiz de TÜBİTAK projeleriyle pek çok diğer projelerle de araştırma yapmayı öğrenerek mezun oluyorlar. Bir araştırma nasıl yapılır, sonuçları nasıl değerlendirilir ve çıktısı nasıl kullanılabilirle ilgili mezunlarımızı bilgilendirerek uğurluyoruz. Evet, hatta araştırma yapmanın da metotları var elbette. Sadece bunu internette araştırma yapmak diye düşünmemek lazım, değil mi? Planlar, hedefler. Önce araştırmayı araştırmak gerekiyor, onu evet. Öğrenmek gerekiyor. Belki o da üniversitelerde öğretiliyor. Aynen öyle. Birinci sınıftan itibaren erken dönemdeki öğrencilerimizde de bir araştırmanın temel niteliği ne olmalıdır? Nasıl araçlardan yararlanarak yapılabilir? Derslerin içinde görmeye başlıyorlar. Daha sonraki senelerde de araştırmalarını yapabiliyorlar. Hatta bunun bir aşaması da artık son 2 senedir programımızda dahil olan tıpta MD-PhD dediğimiz hem doktora hem de doktorluk eğitimini, lisans eğitimini tamamlayan bir programımız da var. İlk öğrencimiz geçen sene başlamıştı. Bu sene de gene tıp öğrencilerimizden, 2. sınıfı bitirenlerden bu programı araştırmaya da meraklı olan öğrencilerimizi dahil ederek mezun edebiliyoruz. Evet, bu masada 4. yılımız. Tercih rehberini yapıyoruz siz değerli hocalarımızla birlikte. Hocalarımızla hep yurt dışındaki eğitim imkanlarını konuşuyoruz. Farklı bölümlerden bizden nereye gidebilirler? Ama benim en böyle sormaktan gurur duyduğum alan sağlık alanı. Çünkü biz yurt dışından gelen öğrencileri örnek ülke, örnek uygulamalar olarak kabul ediliyoruz. Yani yurt dışı eğitimi, sağlık dendiğinde aslında Türkiye gerçekten çok öne çıkan üniversiteler. Hem yurt dışından gelen hem misafir öğrencileri dilerseniz bu noktada değerlendirebiliriz. Hem de gerçekten sizden de elbette öğrenciler farklı ülkelerde de deneyimden elde etmek isteyebilirler. Buradaki biraz imkanları da konuşalım. Tabii. Bizim üniversitenin özelinde tüm fakültelerimin akreditasyonu tamamlandı. Akreditasyonun tamamlanmasının ötesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun verdiği akreditasyonu da tamamladık, onu da aldık ve bu da bize Avrupa Yeterlikler Çerçevesi logosunu kullanmamızı ve Türkiye Yeterlikler Çerçevesi logosunu kullanmamızı sağladı. Böylelikle diplomamız Avrupa'daki hangi ülkeye giderseniz kabul edilebilecek düzeye geldi. Öte yandan sağlık alanında dünyada bir eksiklik var. Dolayısıyla mezunlarımız hangi alandan olursa olsun sağlığın teveccüh görüyorlar, tercih ediliyorlar ve iş bulmaları kolay olabiliyor. Gelen öğrenciler açısından baktığınızda da gerçekten Türkiye artık uluslararası öğrenci sayısını giderek arttığı ilk dünyadaki 10 ülke arasında yer almaya başladı. En çok da sağlık tercih ediliyor. Sağlık da tercih ediliyor. Çünkü bahsettim biraz önce, dünyada sağlık sektöründe bir açık var. Bu da özellikle de pandemiden sonra daha da ön plana çıktı. İster hemşirelik olsun, ister fizyoterapi olsun, ister yaşlı bakım olsun, ister hekimlik olsun, her alanda bir ihtiyaç var ve bunu da karşılamak için çok iyi eğitim veren fakültelerimizden mezun öğrencilerimiz de tercih ediliyorlar. Peki sizin mezunlarınızın avantajları nedir desem? Şöyle söyleyelim, mezunlar tercih ediliyor derken Yükseköğretim Kurulu'nun geçen sene yayınladığı analizlerde çok hızlı iş bulan ilk 6 ay içinde iş bulan i̇lk mezunlar. İlk 6 ay içerisinde evet, burayı vurgulayalım. Evet, ilk 5 üniversite arasında Bezmalen Vakıf Üniversitesi de yer alıyor. Dolayısıyla bu anlamda oldukça gurur duyuyorum öğrencilerimle evet. İlgili. Akreditasyonu hızlı geçtik ama gerçekten çok önemli. Diplomanızın başka yerlerde geçerli olması öğrencilerin dünyanın birçok noktasında çalışabileceğini gösteriyor. Yalnızca kendi ülkesiyle kısıtlı görmesinler. Gerçekten anahtar niteliğinde bir diploma sizin üniversitenizden verilen diplomalar. Mezunlarınızı peki daha çok kendi hastanelerinizde mi çalıştırıyorsunuz yoksa farklı yerlerden de elbette başvurular geliyordur size. Onlar da değerlendiriyordur ama ne gibi kriterleriniz var bu? Şimdiye kadar için. Mezunlarımızdan 6500 mezunumuz varmış. %10 civarında mezunumuz bizim hastanelerimizde, üniversitemizde çalıştılar. Hala çalışıyorlar, çalışıp ayrılıyorlar, staj ilerliyorlar. Evet. Stajlarını yapabiliyorlar. Biraz önce bahsettiğiniz yurt dışındaki stajlar da bunların içinde var. Hem uluslararası işbirliklerimiz, artık 50'ye yakın değişik ülkede 125'e yakın üniversiteyle işbirliğimiz var. Bunlara gelip gitme, bilgi paylaşımı, görgü paylaşımı söz konusu olabiliyor. Aynı şekilde yurt dışından da öğrenciler bizim
hastanelerimizde bilgilerini, görgülerini artırmak istiyorlar. Bu sadece lisans düzeyinde değil, mezuniyetten sonra da eğitimler devam edebiliyor. Elbette tıpta uzmanlık sınavıyla, diş hekiminde uzmanlık sınavıyla ve eczacılıkta uzmanlık sınavıyla da hem kendi mezunlarımızdan hem de diğer okul mezunlarından arkadaşlarımızı programlarımıza dahil edip buradan da mezun edebiliyoruz. Evet, bugün 2024 YKS sonuçları açıklandı demiştik. Şimdi üniversitelerin kontenjanları da belli. Tercih kılavuzlarına da yakında öğrenciler zaten ulaşacaklardır. Siz üniversitenizi böyle anlattık fakat tabii elbette bir kısıtlı bir kontenjan var. Bu kontenjanları da iletelim isterseniz. Toplamda 1049 kontenjanımız var. Her bir fakültenin için. Lisans, ön lisans dahil mi? Hepsi dahil efendim programlarımızda. Biz de merakla öğrencilerimizi bekliyoruz. Yeni öğrencileriniz gelecek. Peki geldiklerinde nasıl bir ortam bulacaklar? Uygulama yapabilecekler, araştırma gelişme yapabilecekler ama biraz da öğrenciler kampüs ortamında merak ediyorlar. İstanbul dışından da tercih edecekler vardır. Elbette. İstanbul'un göbeğinde dediğimiz hemen sur içinde Vatan Caddesi'nin üzerindeki ana yerleşkemizde özellikle olarak tüm fakültelerimizin, sağlık bilimleri fakültemiz haricinde bölümleri, derslikleri, laboratuvarları ve kocaman bir bahçemizle, biz saklı bahçe diyoruz ona, sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bir alan var. Sağlık Bilimleri Fakültemiz Eyüp Sultan yerleşkemizde, orada da yeni bir binamızda her bir bölüm için ayrı ayrılmış alanlarda eğitimlerini yapabiliyorlar ve onun altında da bir hastaları da görebilecekleri uygulama alanları da var. Meslek Yüksekokulumuza baktığınızda da Sultan Gazi'de de İlhan Varank yerleşkemizde de Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrencilerimiz eğitimlerini tamamlayabiliyorlar. Spor alanları, kendilerini geliştirebilecekleri sosyal alanlar da oldukça önemli. Kulüp faaliyetlerimiz öğrencilerimizin istekleriyle, onların bizi uyarmasıyla sayıları artarak devam ediyor her geçen gün. Sosyal sorumluluk projeleri, Yeşil Üniversite, Sigarasız Üniversite, her türlü faaliyetleri öğrencilerimizle birlikte yapabiliyoruz. Hatta fikirleriyle gelsinler değil mi? Yeni elbette. Sosyal sorumluluk fikirleriyle gelsinler. Çünkü gerçekten yeni neslin çok güzel, tam da çağın ihtiyacına uygun çevre olsun, enerji olsun, birçok konuya dair çok güzel fikirleri ve çözüm önerileri var aslında. İşte onları üniversitede uygulayabilecekler. Elbette. Biz onlardan çok büyük keyif alıyoruz. Öğrencilerimizden öğreniyoruz. Hep birlikte projeleri gerçekleştiriyoruz. Hedef daha iyi, sağlıklı bir toplum yaratmak. Dolayısıyla öğrenciyken bu uygulamaları başladıklarında, mezun olduklarında da devam ettiriyorlar. Evet, fiziksel ortamları konuştuk, bu işin teorisini de konuştuk, uygulamada imkanı var dedik ama akademik personel de çok önemli. Hatta hep burada tavsiyeler verirken öğrencilerimize hangi bölümü seçeceklerse o bölümün branş hocalarını bizzat internet sitesinden girip incelemelerini, araştırmalarını tavsiye ediyoruz. Akademik kadro çok çok önemli ve sizin üniversitenizde de öğrenci başına düşen akademik personel sayısı çok iyi durumda. Ben de araştırdım öncesinde. Biraz değinelim mi akademik kadronuzun özelliklerine? Evet, tıpta uzmanlık öğrencilerimize dahil 600'e yakın bir akademik personelimiz var. Gerçekten de sizin dediğiniz gibi öğrenci akademisyen başına düşen öğrenci sayısı da Türkiye ortalamalarının çok altında ve bu her birinin birinci sınıftan itibaren danışmanlık hizmetlerini en detaylı şekilde alabilmelerini sağlıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi akademisyenlerin her türlü bilimsel etkinliğini, eğitimle ilgili başarılarını hepsini üniversitelerin web sayfasından, bizimki de dahil, ulaşabilmeleri mümkün. Zaten öğrencilerimiz bazen bizden daha iyi bile biliyorlar akademisyenlerimizin özelliğini. Programımızda bizim baktığımızda bir %30 İngilizce derslerimiz de var. Dolayısıyla bir İngilizce yeterlilik de arzu ediyoruz. Bu İngilizce yeterlilik akademik personelimde de aynı şekilde var ve uluslararası işbirliklerinde de akademik personelimin yurt dışında bulunmuş olması, oradaki tecrübeli, oradaki bağlantıları da bizim daha hızlı ilerlememizi sağlıyor. Burada bu programda şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bir öğrenci vardı, tercih ederken bir tane hoca belirlemiş kendisine. Ben o hocanın öğrencisi olmak için burayı tercih ettim demişti mesela. Çok bana etkileyici gelmişti gerçekten. Onun çok dünya çapında başarılı bir hoca olması ve kendine ilham vermesi, onun peşine düştüğü için üniversite tercih eden öğrenciler var. Onların işi zor tercih yaparken ama sizin de kendinizi tanıtırken, üniversitelerin imkanlarını anlatırken gerçekten işiniz zor. Çünkü beklentileri çok çok yüksek artık. Bu yeni gelen
kuşağa hitap etmek, her birimizin onlara bunu doğru aktarabilmesi çok önemli. Tanıtım günleri çok önemli. Gelip bizzat yerinde görmek istiyorlar. Sizin de olacaktır muhtemelen. Başladı bile zaten. Paylaşalım isterseniz. Evet, başladı. Biz ayın 17'si diye söylemiştik tercih günlerimiz yarın için. Yarın açıklanacak normalde. Evet. Ama biz bugünden itibaren kapılarımızı açtık. Herkes hazırdı. Tüm öğrencilerim, akademisyenlerim, idari personelim bizi ziyaret etmek isteyenleri ağırlamaktan şeref duyacağız. Birebir gelip görebilirler. Hem laboratuvarlarımızı, hem ortamımızı, hem hastanemizi, hem bizleri tanımak için kendilerini bekliyoruz. Evet, İstanbul dışından gelecek olanlar da arayarak da zannediyorum sorularını size yöneltebiliyorlar değil mi? Elbette. Bir çağrı merkezimiz var. Oradan her türlü detaylı bilgiyi alabilirler. Ayrıca da gelmek istiyorlarsa da bazen hafta sonunu tercih edebiliyorlar. Şehir dışından gelecek olan öğrenci adaylarımız. Onları da bekliyoruz efendim. Evet, şimdi tabii Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir üniversite burası. Evet. Bir vakıf üniversitesi olduğunu söyleyebiliriz aynı zamanda. Buradan burslar tabii ki akla ilk gelen belli oranlarda vardır, değişen oranlarda elbette. Burslu öğrenciniz de vardır. Biraz bu imkanlara da değinelim mi? Öğrencilerin aklına soru işareti kalmasın. Elbette. YKS burslarımız bizim de tüm üniversitelerde olduğu gibi mevcut. %100 burslu okuttuğumuz öğrenciler gibi %50-%25 bursların haricinde ilk tercih bursları, kardeş bursları, başarı, akademik başarı bursları, sporcu bursları, bitmek bilmeyen burs olanakları her zaman öğrencilerimize destek olmak için üniversitemiz tarafından sağlanıyor. Evet, bunu tercih kılavuzlarında da detaylı olarak elbette görebilecekler. Elbette. Değil mi? Size hem de soruları yöneltebilirler. İnternet sayfamızda var bunlar, hem de kılavuzda da zaten yer alacak bunlar. Evet, hepsi. Şimdi son dakikalarımız Bezmalem Vakıf Üniversitesi'ne tavsiye edecek öğrencilere sizden önerilerinizi alalım, toparlayalım. Buyurun. Evet, sağlık alanında kendilerini ilerletmek isteyen, bilimsel araştırmaya meraklı, kendini geliştirmeye meraklı tüm arkadaşlarımızı üniversitemizde görmek istiyoruz. Özellikle de ilk sıralarda galiba değil mi? Çünkü o bursları alabilmek için. Elbette. Onu düşünmeleri gerekiyorsa ilk tercihlerinde, ilk sıralarına yazdıklarında evet, ekstra burslar da alabiliyorlar efendim. Evet, evet. Son peki yani sağlık alanını seçecekleri tavsiyelerde bulunduk. Bir de genel anlamda yani biraz daha rehberlik, biraz daha sizin kendi hayat tecrübenizden yola çıkarak bu bir liste elbette çok viraj olacak karşılarında. Çok fazla karar değiştirecekler. Belki ileride meslek değiştirecekler. Ama onlara yönelik de böyle genel tüm öğrencilere yönelik de ben tavsiyelerinizi iletelim istiyorum. Estağfurullah. Burada aldıkları puanları göz önünde bulunarak aslında sıralama ve puanlarla birlikte bir önceki senelerde nasıl bir tercih sıralamasına göre yerleştirme olmuş onu bir gözden geçirmeleri gerekiyor. Ona göre gönüllerinden geçen, kafalarına yatan, yapabileceklerini düşündükleri alanda tercihlerini elbette rehberleriyle de konuşarak tercihlerini yapmaları gerekiyor. Gerçekten orada imtinayla davrandıklarında öngörmedikleri, kendilerini orada bulamayacaklarını düşündükleri yerlere bile yerleştiklerini görüyoruz. Ama öte yandan bir kere programa yerleştikten sonra eğer bunu yapamayacaklarını düşünüyorlarsa da Yükseköğretim Kurumu'nun sağladığı pek çok imkan var. Yatay geçişler yapmak, yer değiştirmek mümkün. Ama sağlık alanında zaten gönüllerini koymuşlardır ve bunu daha az yapacaklarını düşünüyorum. Evet, dikey geçiş de mümkün değil mi sağlık elbette alanında? Elbette, ön lisans programlarından dikey geçişler de mümkün. Onda tekrar bir sınava girmeleri gerekiyor öğrencilerimizin ama bunların hepsi mümkün. Hareket sizin etmek mümkün. Sizin kendi meslek yüksekokulunuzdan diğer fakültelere geçiş yapan öğrencileriniz de var. Vardır biz de diye dikey geçiş sınavlarının sonuçlarını paylaştıklarını gözden geçiriyoruz. Orada da dikey geçiş yaparak fakültelerde okumaya devam eden öğrencilerimiz olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda ön lisans programımızda bizim çift ana dal programımız da var, çapımız da var. Orada ama da arzu kendine edenler güvenenler başvursun değil mi? Çünkü zor sağlık eğitimi. Zor demeyelim. Evet. Orada belli bir ders disiplin gerekiyor. Not ortalaması not yakalamak ortalaması gerekiyor. Onu yapabilen öğrencilerimiz için de bu olanağımız da var. Evet ama disiplin de şart. Ama her birimiz için şart değil mi? Herkes için şart. Hepimiz için her yaşta dediğiniz gibi gerçekten şart. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, geldiğiniz ben için çok teşekkür ediyorum. Üniversitenizi tanıdık. Bezmialem Sultan II. Mahmut'un eşi Bezmialem. Validemizi de anmadan geçmeyelim. Kendisinin evet girişimleriyle kurulmuş bir üniversite. Kendisinin emekleri var. Çok eski 1945'te kökleri dayanan bir üniversite. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Çok değerli bir emaneti sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. Biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz tüm bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Evet, tercih rehberi
bölümünün burada sonuna geliyoruz. Önce sağlık dedik, sağlık alanındaki bölümleri tanıdık. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'ni tanıdık. Profesör Doktor Rümeyza Kazancıoğlu hocamız, rektör hocamız bizimleydi. Kendilerinden çok engin tecrübelerine dayanarak rehberlik bilgileri paylaştık efendim. Yeni bir tercih rehberinde görüşünceye dek hoşça kalın.